Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Şahin Altıntaş. YouTube kanalımıza hazırladığımız bir soru bir cevap video serimizin bir yenisiyle daha birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube kanalımıza bir soru bir cevap diye bir video serisi hazırlıyorum. Bu video serisinde bir soru bir konu belirleyip onları araştırıp o soruları konuları araştırıp sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu video serimizin de içerisinde sizden gelen sorular diye bir konseptimiz var. YouTube kanalımıza sormuş olduğunuz yorum olarak ya da bizlere iletmiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan soruları araştırıp o sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Ve her videoda da 15 tane soruya yer vermeye çalışıyorum. Hem videonun uzun olmaması açısından hem de sizlerin sorularınızın cevapsız kalmaması açısından böyle bir yola başvuruyorum. Arkadaşlar bu videomuzda da yine 15 tane soru hazırladım. Zannediyorum bir soru bir cevap video serimizin 6. videosu olacak. Bu 15 tane soruya cevap vermeye çalışacağım. Tabii ki bunları biraz ara vermiştik aslında. Haftada bir ya da 15 günde bir yine bir soru bir cevap video serimize devam edeceğim. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. İlk sorumuz SGK eczacılığından bahsedebilir misiniz? Arkadaşlar şimdi ben bu kısa süre zarfı içerisinde 1-1,5 dakikada SGK eczacılığını anlatamam. Onun için kanalımızın canlı yayın serilerinden bir tanesine de alanda uzman bir SGK eczacımızı çağırmayı düşünüyoruz. O yüzden bu soruyu da burada bilgilendirmiş olayım. Eczane hizmetleri okumakla direkt eczanede çalışmaya başlamak çok fark eder mi? Arkadaşlar bence yani bir işin okul kısmını da bir işin bilimsel ve akademik kısmını da görmek gerekiyor. Bence çok fark eder. Yani teknisyen olmakla tekniker arasında olmak, tekniker olmak bence fark eder ve birçok farklı yönleri olduğunu düşünüyorum. Hani teknikerle teknisyen arasındaki farkın olduğunu düşünüyorum. Şunun için şöyle örnek vereyim. Mesela biz eczacılık fakültesinde farmakoloji, farmasötik kimya, farmasötik teknoloji gibi dersler alıyoruz ya. Elbette ki bir tekniker bu dersleri almıyor ama en azından eczacıyla iletişim halinde ya da hastayla iletişim halinde olduğunda bir teknisyenden daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Bir de tekniker olduğunuz zaman staj yapabiliyorsunuz, fakültede hocaların derslerine giriyorsunuz, hocalarla iletişim halindesiniz. Yani bir teknisyenden çok daha iyi durumda olabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden bence 2 yıllık bölüm okunmasını önerir misiniz diye soruyorsanız evet öneririm. Yardımcı eczacılık bitince İzmir'de eczane açmak istiyorum. Ne kadar sürede açabilirim diye sormuş bir arkadaşımız. Şöyle, İzmir'de EYS'de yer var mı onu bilmiyorum. Biliyorsunuz biz eczacılık fakültesini bitirdikten sonra 2013 sonrası girişli arkadaşlar. Öncelikle bir yıl boyunca yardımcı eczacılık yapıyoruz. Daha sonra 3500 kotasına göre EYS'ye giriyoruz ve 3500 kotasına açık olan yerlerde eczane açabiliyoruz. İki yöntemi var. İzmir'in tabii ki neresinde açmak istiyorsunuz ve orada EYS için kontenjan var mı bilmiyorum ama genel itibariyle şöyle söyleyeyim. Yardımcı eczacılığı bitirdikten sonra bir yıl kesin zaten yapmak zorundasınız. Daha sonraki süreçte eğer maddi imkanlarınız el veriyorsa ruhsat devri alarak kendi eczanenizi açabilirsiniz ya da EYS'ye girersiniz. EYS'de de zannediyorum yani başvuru sürecinden eczanenin açıldığı güne kadar 3 ay 4 ay gibi bir sürede eczanenizi açabilirsiniz. Yani eczacılık fakültesini bitirdikten sonra EYS ile açmak istiyorsanız aşağı yukarı 1-1,5 yıllık bir süre içerisinde kendi eczanenizi açabilirsiniz. Devralmak istiyorsanız da yine dediğim gibi mevcut var olan bir eczaneyle devralabilirsiniz. Yeni yani mevcut bir ruhsatla bir eczane açıldıktan sonra onu da devralabilirsiniz. O da zannediyorum yani yine 1,5 yıl gibi yani fakülteyi bitirdikten sonraki süreçte 1,5 yıl gibi bir süreye tekabül ediyor. EUS bitirenler ne kadar kazanıyor? Maaşları ne kadar diye sormuş. Arkadaşlar EUS da mevcut hala şu an devam ediyor biliyorsunuz ilk mezunlarını verecek bu yıl. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Zannediyorum en son bu işte mevcut işçi zamları işte memur zamlarından önce 7800-8000 TL falan bir maaş alıyorlardı. Zannediyorum şu anda EUS'u yapan hocalarımız ki EUS'un da kontenjanları giderek azaldı. Biz bunun için de çalışmalar yapmaya, oturumlar ve canlı yayınlar düzenlemeye başlayacağız artık. EUS'un kontenjanları kesinlikle artmalı. Bunun hakkında da farkındalık çalışmaları yapmaya çalışacağız. 10.000 lira gibi bir ücret söyleyebilirim aşağı yukarı. Hastane eczacıların maaşı ne kadar yeni başlayanlar için diye sormuş bir arkadaşımız. Arkadaşlar ben yeni atanmış bir hastane eczacısıyım. Ordu'da Gölköy Devlet Hastanesi'nde, ilçesinde bir devlet hastanesinde hastane eczacılığı yapıyorum. Bunun için de kendi maaşımdan, kendi nöbet paramdan, döner sermaye ücretinden hepsinden bahsedeceğim bir video çekeceğim. Ayrıca bir tane ben video çekmiştim eczacılar ne kadar kazanıyor diye. Orada serbest eczacı, endüstri eczacısı, kamu eczacısı, SGK, TİCK gibi böyle orada toplu anlatmıştım 10-15 dakikada. Bu videoda ise tek tek
ayrı ayrı olarak hastane eczacısı ne kadar kazanıyor, serbest eczane ne kadar kazanıyor, serbest eczacıların farklılıkları neler gibi bunu da bahsedeceğim bir video yapacağım. Hastanede staj nasıl oluyor, ne zaman başvurular başlıyor diye sormuş bir arkadaşımız. Biliyorsunuz biz yaz dönemlerinde ve 5. sınıfın son dönemlerinde, bazı okullarda ise 5. sınıfın 1. ve 2. döneminde toplam 2 dönem staj yapıyoruz. Hastane eczacılığı için de serbest eczacılığı için de okullar staj duyurularını zaten 2. dönem duyuruyorlar. Siz başvuru yapıyorsunuz. Şöyle, yani mevcut kendi yaşadığınız ilçede ya da okulun üniversite hastanesinde artık nerede ayarlayabiliyorsanız gidip hastane yönetimiyle ve oradaki eczacılarla konuşuyorsunuz. Daha sonra onlar sizi hastane eczacılığında staja alıyorlar. Bunun da dönemleri zannediyorum bahar dönemine denk geliyor diye düşünüyorum. Hastanede yapılan stajlar nasıl, neler öğreniyor diye soruyorsanız stajyerinden dinle diye bir video serimiz var bizim YouTube kanalımızda. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama stajların süresi ve stajların başvuruları gibi kriterler okullar tarafından, üniversiteler tarafından duyuruluyor. Oradan takip edebilirsiniz. Kendi eczanesini açan birisi kaç bin TL kazanır diye sormuş bir arkadaşımız. Zaten yine dediğim gibi bir önceki soruda da bunu ayrıntılı olarak anlatacağım ama benim görebildiğim çevremde, yani Ankara, Konya, işte Ordu gibi böyle hani 3-5 farklı yerde yaşadım. Buradaki deneyimlerimi eczacılarla konuştuğumda aşağı yukarı en alt ücret 10 bin, 15 bin TL, yani 15 bin TL diyebiliriz. Hani eczanenin cirosu, işte elden satışları, kozmetik, dermokozmetik, reçete, sağlık ocağı karşısı, cadde eczanesi gibi böyle birçok farklı kriterlerde anlatacağım bunu. Ama benim görebildiğim arkadaşlar en düşük olarak serbest eczanenin bir tane, yani bir serbest eczane en düşük olarak 15 bin TL falan kazanıyor. KPSS'ye girmeden 2 yıllık teknikerlik bitirip devlette çalışabilir miyim diye sormuş. Hayır, çalışamazsınız. Devlet hastanelerinde eczane teknikerleri atamak için KPSS şartı arıyor. Onun haricinde üniversite hastanelerinde tekniker atanmalarında da sözleşme ve KPSS puanı şartı aranıyor. Bu konuda da atanamazsınız yani. Ki bence de benim şöyle bir düşüncem var arkadaşlar. Yani eğer bir devlette tekniker atamaktansa bir eczacı atamak devlet hastanesine bana göre çok çok daha mantıklı. Bir arkadaşımız yine benim bu bir soru bir cevapta ele almayı düşündüğüm bir soruyu sormuş. Eczacıların önü 6 yıl sonra kapanır mı? Bence kapanmaz. Kapanmayacak bir meslek. Elbette mesleğin sıkıntıları artar mı? Kesinlikle artarak devam ediyor. Mevcut sorunlar çözülür mü? Bunlardan da emin değilim. Ama sorunların katlanarak devam edeceğini düşünüyorum ama mesleğin 6 yıl sonra önünün kapanacağını düşünmüyorum. Bunu yine ekstra bir konu olarak da işleyeceğim arkadaşlar. Ankara Eczacılık'tan İstanbul Üniversitesi Eczacılığa geçmeyi düşünüyorum. Çok bir farkı var mı? Sizce geçmeli miyim diye sormuş. Bence geçmelisin. Üniversite eğitimi ve hocalar açısından, dil eğitimi açısından hiçbir farkı yok. Ama Ankara'daki endüstri, akademi camiası vesaire vesaire bakıldığı zaman İstanbul çok çok daha iyi duruyor. Çünkü Ankara'da 6 tane eczacılık fakültesi var. İstanbul'da 20 tane var. Yani bu akademi olarak düşünün. Ankara'da 10 tane eczacı deposu, eczacılık firması, endüstri kuruluşu varsa İstanbul'da 100 tane var gibi. Hani örnek vermek için söylüyorum. 10 kat, 20 kat daha fazla. Bu açıdan bakıldığı zaman kesinlikle yani İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapmalısın bence benim düşüncem. Çünkü zaten İstanbul Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi akademik kariyer ve başarı olarak tamamen aynı, birebir başa baş ilerliyor. Toplumda eczacılığa bir ön yargı var. Bu durum neden ve nasıl aşılır demiş. Yine bunlar uzun uzun konuşulması gereken meseleler ama şundan dolayı eczacılar hep para kazanıyor, eczacılar para basıyor, eczanelerinde durmuyor gibi bir toplumda bir önyargı var. Ki bu önyargı da çok haksız bir önyargı değil. Çünkü toplumdaki insanlar eczaneye girdiği zaman eczacılar değil kalfayla maalesef ki karşı karşıya kalmışlar. Ki biliyorsunuz bizim meslekteki kalfaların da böyle bunu cesurca söyleyebilmelerinin sebebi de bu. Hani eczaneleri biz ayakta tutuyoruz, biz olmasak eczaneler batar dediklerinde bunun temelinde de bu yatıyor. Aslında hiç öyle bir şey yok. Yani bir kalfa olmadan da bir eczane çok rahat ilerletebilir. Ki bu yardımcı eczacılık süreçlerinde de aslında güzel yanı da bu oldu. Eczacı eczacıyla çalıştı ve eczanede hep bir eczacı bulundu. Bu açıdan da böyle bir önyargı var. Bu önyargının birçok farklı sebebi var ama kısaca olarak böyle yanıtlayabilirim. Eczacılık uzmanlık alanları ne zamana gelişir demiş bir arkadaşımız. Aslında şöyle, bizim mesleğimizin aslında kaosu, yaşadığı sorunlar, bu dezavantajlar avantaja çevrildiği zaman eczacılıkta, uzmanlıkta gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü alanlar yaratacağız kendimize. Spor eczacılığı, adli eczacılık, hukuk eczacılığı, onkoloji eczacılığı, uzay eczacılığı gibi birçok farklı alanda
Biz alanlar açılmaya başlayacak. Çünkü artık klasik eczacılığın yapıldığı, icra edildiği meslek grupları artık dolmaya başladı. Ama yavaş yavaş artık bizler de yeni alanlara yönelmeye ve bu alanları artık hem bir disiplin haline hem de bir multidisiplin çalışma alanları haline getirmeye başlayacağız. Bir diğer soruya geçiyorum. Beslenme ve diyetistikten eczacılığa geçiş yapmak istiyorum. Nasıl geçerim diye sormuş bir arkadaşımız. Şöyle, bununla alakalı olarak yatay geçiş ve dikey geçişlerle alakalı olarak hem eczacılık fakültesinden eczacılık fakültesine hem de tıp, moleküler biyoloji ve genetik ve diyetisyen, beslenme ve diyetistikten geçişlerle alakalı olarak kanalımızda videolar mevcut. Ama şöyle söyleyeyim. Bir, beslenme ve diyetistik bölümüne tercih ettiğiniz ve okumaya başladığınız sene Türkiye'deki herhangi bir eczacılık fakültesine puanınız tutması gerekiyor. Bir de geçmeyi düşündüğünüz sene o mevcut puanı, ortalamayı ve akademik başarıyı tutturmanız gerekiyor. Böyle geçiş yapabilirsiniz. Devir aldığım eczaneyi devredemiyorum. EYS'de açtığım eczaneyi devredebiliyor muyum? Hayır arkadaşlar. Bizler 2013 sonrası girişli eczacılar olarak hem giriş hem EYS ile başvuru yapıp kazandığımız açtığımız eczaneyi hem de devir aldığımız eczaneyi maalesef devredemiyoruz. Mesleğin de aslında bu 6197'li yasa tasarısının da kanunun da saçmalığı burada. Biz hem EYS ile açtığımız hem de devir aldığımızı devredemiyoruz. Maalesef ki işin kötü tarafı bu. Hamidiye Eczacılık Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Eczacılık İngilizce bölümünü tercih etmek istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence eczacılıksa zaten tercih et. İngilizce ise zaten tercih et. Bu konuda hani ben artık Türkçe eczacılıkların tamamının kapatılıp eczacılık fakültelerinin tamamının İngilizceye dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık ulusal başarıdan ve ulusallaşmadan artık uluslararası başarıya geçmek gerekiyor. Bunun için de lisans eğitiminin kesinlikle İngilizce yapılması lazım. Yani biz mevcut durumda eczacılığın gelişmesini istiyorsak ve dünya standartlarını yakalamak istiyorsak bir defa dünyada ne oluyor bunu anlamak lazım. Bunun için de yüksek lisans ve doktora dönemleri çok geç, lisans döneminden itibaren anlamak lazım. Bunun için de tabii ki de bir dil becerisi kesinlikle gerekiyor. Arkadaşlar bu videoda da 15 tane soruyu cevaplamaya çalıştım. Bir soru bir cevap video serimizde sizden gelen soruların 6. videosu zannediyorum. 15 tane soruyu cevaplamaya çalıştım. Ben Şahin Altıntaş. Bu videoyu YouTube kanalı için çekiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.